Yaz aylarında cildimizi güneş ışınlarından korumak için her türlü yola başvuruyoruz. Ancak uzmanlara göre asıl kış güneşine dikkat etmek gerekiyor efendim. Çünkü sert rüzgarlarla birleşen kış güneşi cilde sandığımızdan çok daha fazla zarar veriyor. İşin sonu enfeksiyona kadar gidebiliyor hatta. Peki kış güneşinin zararları nasıl en aza indiriliyor? Yanıt haberimizde. Kışın cilt bakımı yapıyor musunuz? Ya genelde ben yapmıyorum. Kızlarım çok yapıyor da ben yapmıyorum fazla. Normal makyajımı çıkarıyorum. Başka bir şey yok. Kışın güneşe çıkıyorsak mutlaka güneş koruyucu kullanmamız gerekiyor. Yazın cildimizi güneş ışınlarından korumak için bin bir çeşit yola başvuruyoruz. Peki asıl tehlike çanlarının kış güneşi için çaldığını biliyor musunuz? Yok, yeni öğrendim. O zaman bakımları biraz arttıralım. Aynen. Soğuk havalarda hasreti çekilen güneş ışınları aslında düşündüğünüz kadar masum değil. Nedeni? Yazın tek bir açıdan gelen güneş, kışın 2-3 açıdan yansıyarak geldiği için bize çok daha fazla hasar veriyor. Yani uzmanlara göre tedbir alınmazsa kış güneşi cildin bir numaralı tehdit unsuru haline geliyor. Kardan yansıması %70-80 oranında olduğu için özellikle normalde yukarıdan gelen güneşin bize vereceği hasara göre çok daha fazla hasar veriyor. Normalde kışın güneş kremi çok sürülmüyor ama bence sürülmesi gerekiyor. Güneş ışınları sadece yaz aylarında lekeye sebep olmuyor. Kış güneşi de en az yaz güneşi kadar ciltte leke bırakabiliyor. Çok hızlı kırılmalara yol açıyor. Cildin çatlaması, daha hızlı kuruduğu için daha fazla kırışması ve en önemlisi de kış lekeleri dediğimiz lekelere yol açıyor. Kış güneşi cildi yaz güneşinden 2 kat daha fazla tehdit ediyor. Kışın ciltte oluşan gerginlik ve kurumalar enfeksiyona yol açabiliyor. Ve bu yaralar enfeksiyonla daha kötü hale gelebiliyor. Kışın tehlikeli güneş ışınlarından korunmanın formülü dışarı çıkmadan doğru uygulamaları yapmaktan geçiyor. 50 faktörlük güneş kremleriyle koruyacağız. Standart olarak sabah ve akşamları en az 30 faktör sürüyoruz. Ve tabii ki beslenme de bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden birisi. Kış aylarında özellikle çok bol su içmek gerekiyor. Cildimizin nemini arttırdığımızda güneşin verdiği hasarı azaltabiliyoruz. Özellikle C vitamini ve çinko ağırlıklı besinleri biraz daha fazla tüketmemiz gerekiyor. Kabuklu kuru yemişleri daha fazla tüketmemiz gerekiyor. Cildimizin özellikle ihtiyacı olan B vitamin kompleksini de bu bölgeden almasını sağlamamız gerekiyor.